Solo Survivor günlüklerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Survivor oynamaya gerçekten çok özledim. Son zamanlarda sürekli Entropy falan oynuyorum. Böyle KT tarafında çok fazla vakit geçiyoruz. Survivor tarafını özledim ve sizlere bugün yeni gelen karakterimizle alakalı güzel perklerle birlikte güzel de bir build hazırladım. Zaten PTB'de falan size söylemiştim. Çok güzel bir combo yapılıyor. Her şey mübahla birlikte demiştim. Bugün yine üzerine koyarak ekstra bir şeyler yapmaya çalıştım. Build'imize geçmeden önce daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi ilk önce eşyalarımıza daha sonrasında avantajlarımıza geçelim. Eşya olarak fener aldım arkadaşlar. Map üzerinde rahat rahat gezerken fenerim olsun istedim açıkçası. Başka item tercih edebilirsiniz. Fenerle çok bir olayımız yok. İlk avantajımız ise sorun giderici. Sorun giderici Gabriel Soma'nın yeni gelen Survivor'ımızın yeni avantajlarından bir tanesi. Ben kovalanırken sadece çalışıyor ve ben kovalanırken en çok ilerlemiş yani oyundaki en hızlı jeneratörü görebilmemi sağlıyor. Bu sayede o jeneratöre doğru katili çekmeyip daha uzak köşelerde katili oyalayıp takım arkadaşlarımın o hızlı jeneratörü bitirmesine daha kolay bir şekilde fayda sağlayabiliyorum. Ve aynı zamanda yine kovalamacı esnasında palet düşürdükten sonra 6 saniye boyunca katilin yerini görebilmemi sağlıyor ve bu etki ben kovalamacıdan çıktıktan sonra da 10 saniye daha devam ediyor arkadaşlar. Bu da şöyle bir şeye sebep oluyor. Katilin beni bırakıp bırakmadığını anlamak için herhangi bir paleti rastgele devirebileceğim ve devirdikten sonra da yine katili 6 saniye boyunca görebileceğim için bana çok güzel bir avantaj sağlayacak. Kendimi safe durumda olup olmadığımı anlayabilmemi sağlayacak. Tabii paletleri böyle free free devireceğim için de yanına her şeyi mübahla desteklemek istedim. Katilin beni kovalayıp bıraktığı durumlarda da emin olmak için paletleri oyun içerisine devireceğim ve devirdikten sonra da tekrardan o paletin boşa gitmemesi için kaldıracağım ve bu şekilde ikili güzel bir combo yapmaya çalıştım. Bir diğer avantajım ise biçilmiş kaftan. Yine Gabriel Soma'nın yine yeni Survivor'ımızın avantajından bir tanesi. Ben sadece yaralıyken çalışıyor ve ben yaralıyken %3 daha hızlı koşuyorum. Herhangi başka bir koşulda yaralıysanız %3 daha hızlı koşuyorsunuz. Fakat bu etkiler arkadaşlar bu diğer sayacağım etkiyle birlikte bitkinlik durum efekti altında çalışmıyor. Yani herhangi bir bitkinlik perki envanterinize almamanız gerekiyor. Alacaksanız da kum torbası falan almanız lazım. Ancak onunla güzel çalışabilir. Ve yine arkadaşlar bununla birlikte yaralıyken bir takım arkadaşımı iyileştirdiğim takdirde 10 saniye boyunca bana dayanıklık efekti sağlıyor. Bu da yine güzel bir etki. Takım arkadaşlarım daha hızlı iyileştirip o takaslarda katilin bizi bastığı takaslarda hasar almamamı sağlayacak ve gayet güzel bir şekilde bizi mende sokabilecek. Yanına da direnç alıyorum çünkü bu ikisi de tamamen chase odaklı, kovalamacı odaklı avantajlardan bir tanesi. Yaralıyken daha da güzel çalıştırabilmek için, voltlarımı azaltabilmek için bunu dirençlere desteklemek istiyorum. Bu şekilde bu iti yaptım. Maçımıza geçelim bakalım neler açacağız. Let's go. Hadi bakalım. Ya Mocha geldi ama umarım yeni katil gelir de yeni katile karşı oynamak istiyorum. Mori takmış belki yeni katildir diye umut ediyorum. Şöyle etrafta bakalım bir EMP cihazı kasası bir şey var mı yoksa bambaşka bir karakter mi oynuyor adam hiç bilmiyorum ama umarım yeni katil gelir. Ona karşı oynamayı çok istiyorum. Şu an yine klasik maç başlangıcımızı yapıyoruz bakalım. Dur bakayım katil ne? Buba falan mı ya? Normal bir Terridius müziği var. Plague, Trapper ya da Bubba olması lazım. Evet Bubba'ymış arkadaşlar. Testere sesinde duyduğumuza göre. Şuradan yavaş yavaş uzaklaşabiliriz. Şimdi klasik bir maç başlangıcı. Bana doğru geldiği için şu anda herhangi bir jeneratör yapmıyorum. Takım arkadaşlarımdan ikisi jeneratör yapıyordu ama sanırım Colorette istemeden çocuğun yanına çekti ve onun jeneratörden kaldırdı. Şu an iki kişi jeneratör yapıyoruz. Bu kötü bir adım. Sadece Kate ile ben yapıyoruz. Diğer Jill jeneratöründen kaldırılmaması daha iyi olurdu. Üç kişi oyunun başına jeneratör yapmak her zaman arkadaşlar bak her zaman söylüyorum ve her zaman söylemeye devam edeceğim. Çok önemli. Jill yanıma geldi. Benimle aynı jeneratörü yapmaması lazım kendini kanıtlası yoksa. Çünkü katil eğer buraya gelirse ikimizi birden jeneratörden kaldıracak ve bu bizim takım için çok kötü bir dezavantaj olacak. İki kişinin oyundan düşmesi jeneratör progresini gerçekten bizi geri duruma düşürecek. Buba da ilk okunu bu sayede almış oldu. Umarım bu jeneratörü bitiririz de bu dediğim senaryo yaşanmaz ki bence bizi görürse direkt olarak buraya gelecek zaten. Jill kalktı. Okey. Diğer jeneratöre doğru gidiyor. Kate kendi jeneratörünü bitirirse güzel olur. Buba daha hala main'in oralarda geziyor. Jill'e o hook'u aldırmayacak bence ve Jill şu anda mesela çok erken jeneratöre direkt hook'a direkt gitmeye karar verdi. Biraz daha o hook'un süresini kullanmaya özen göstermeniz lazım. O çocuk hook'ta kalsın yani. Zaten ölmüyor etmiyor. 60 saniye vaktimiz var. 60 saniye içerisinde illaki onu alırız. Geldi buraya kadar. Bir double heal atalım. Dursun. Ama durmak mı istemiyor? Tamam geldik. Atmayalım. Atmayalım sana double heal. Peki. 3 kişi ben bu jeneratörü kendini kanıtla yoksa oturmam arkadaşlar. Oturmam. Büyük saçmalık. Bu arada Kate'in jeneratörü bitmedi. Bunu biliyoruz. Şu anda Bubba da bana doğru geliyor. Ben Bubba'yı çizlemeyi çok seviyorum. Karşısında oynamaya en sevdiğim kartlardan bir tanesi. Çünkü özellikle Testera ile vurmaya çalışırsa sadece pencerelerde falan sürekli rahat rahat oyalayabiliyorsunuz. Jeneratörü kicklemeye gitti. O jeneratörün çok hızlı olduğunu biliyor ve sanırım Deadman Switch ile kapanmış orası. Deadman Switch var. Ölüm düğmesi
çıkması var ya da çıkmazı var. Biz jeneratörü bitirdiğimiz için de kapanmış olabilir. Buradan uzaklaşmamız lazım. Sana beni heal attırma sana. Şurada bir jeneratörümüz var ama buradaki paleti siz daha oyunun başında ne ara yediniz arkadaşlar? Öleceğim. Hiçbir şey yok map'te. Tamam, tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok, yetişemezsin. Şöyle dümdüz koşacağım. Bence yetişemeyeceksin. Tamam, güzel güzel. Bir an korktun beni ama. Okey. Şuradan atlarmış gibi yapacağım seni içeri doğru yollamak için ama attı, yapmadın herhangi bir şey. Okey, güzel fake. Tamam bakalım beni bırakmış mı? Beni bırakmış arkadaşlar. Şöyle hemen paleti kaldırıyorum. Emin olmak istedim çünkü Tinker'la falan yanda yılanlıyor olabilir. Oyundaki en hızlı jeneratörün de yerini görüyordum. Şu anda oraya doğru gideceğim. Fakat orası gerçekten büyük bir dead zone. Yani hiçbir şey yok. Burada eğer yakalanırsam babaya garanti ölüyorum. O yüzden bu jeneratörü yapmak yerine şöyle main'deki jeneratörü bitireceğim. Ve o kalan jeneratör son kalan 3 jeneratörden biri olsun. Kate kendi jeneratörünü bitiriyor şu anda ya sanırım. Ondan daha hızlı bir jeneratör varmış. Bak ben neden göremedim? Çünkü demek ki şu an bu perki kullanırken, avantajı kullanırken anladım. Kapalı olan jeneratörleri göremiyoruz ve katilin çıkmazı ya da muhtemelen çıkmazı hatta garanti bir şekilde. Çünkü benim jeneratörüm kapanmadı az önce bıraktığımda. Kesinlikle çıkmazı var ve çıkmaz tarafından ya da entity tarafından direkt diyeyim. Kapanan jeneratörleri demek ki bu avantajı bize göstermiyor demek oluyor. Çünkü ben en hızlı jeneratörü şuradaki jeneratörü zannediyordum. Halbuki buradaki jeneratör daha da hızlıymış. Şu an güzel. Kulelet bulunmadığı sürece oyun hala winnable. Bizim kazanmamıza doğru gidiyor. Bu çocuk beni hiç kovalamak dahi istemiyor. Ben de main'e tekrar gireceğim ve buradaki jeneratörü yapmaya çalışacağım. Şu an takıma bakıyorum. Kate yaralı olduğu için herhangi bir jeneratör oturmamış. Hatta şu anda kovalanıyor. Kulelet'in zaten yılanlaması lazım. Şu an pek göz önünde bulunmaması bizim için iyi olabilir. Jeneratör yapmıyor. Şu an Kate'in jeneratör kovalandığını gördükten sonra gelip herhangi bir jeneratörde bize yardım etmesi çok güzel olur. Oyundan düşmemesi lazım tabii ki de. O yüzden biraz daha safe oynamak istediğini anlayabiliyorum. İki kişi jeneratör yapıyoruz en nihayetinde. Kimse hook'ta olmadığı için. Kate de düştü şu anda. Bu iki jeneratörün en azından bir tanesini bitirip son üç jeneratörü kaldığımız bir durumdan maçı çevirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gayet önde gidiyoruz hala. Bana doğru geliyor. Ben şöyle şu tarafa doğru kaçıyorum çünkü oradan gelecektir bana. Güzel. Bu pencerede okey kötü oynuyor ya. Bu çocuğa nasıl ölebildiniz? Deyip şimdi kendim ölmem yok mu? Oo, oo, oo. Anladım niye öldüğünüzü. Yetişme. Oh, var ya ucundan he. Vallahi açtım şu an ağzımı. Yatıyordum aşağı gerçekten. Gel gel dostum gel bana. Bak çıkmazı var arkadaşlar gördük. Güzel güzel bir pencere fake yedirdik. Şöyle bir tane daha yer mi? Atlayacağım bu sefer. Kürek palete gideceğim. Okey. Ver bu paleti. Bir de kör eder miyim? Edemedim, 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 edemedim. Şurada bir paletimiz var. Hiç sıkıntı yok. Bu paleti de vereceğiz arkadaşlar. Oo, veremedik paleti. Kipir, Speed Render'in gerçeği almış. Abi adam anti palet yapmış zaten. İkisi kuru öfkesi dayanıklı kibir almış. 3 tane tek yemem. Evet yani burada hiç yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yokmuş. Okey hala çok güzel. Main'deki jeneratör inanılmaz hızlı. Ben main'deki jeneratörün yanına asıldım. Bu sadece kötü bir durum. Kulodet şu anda o sandığı açmak yerine gelip beni hook'tan alsaydı maçı gerçekten kazanabiliriz. Hala kazanma ihtimalimiz var. Katil şu an yerdeki adamı almazsa slaglarsa işler çok kötüye gider diyecektim. Aldı Allah'tan. Kulodet beni gelip hızlı bir şekilde alırsa buradan uzaklaşıp Kate'in jeneratörüne yardıma gitmemiz lazım. Beni iyileştirirse diyecektim de. Kate'de kendini kanıtla var. O yüzden o çocuğu base'de salacağız. Çünkü Bubba'dan zaten base'inden adam almamız asla mümkün değil. Eğer o da orayı camplemek isterse ki zaten oyundaki en hızlı jeneratör şu anda orada. Onu da campleyip hem de base'deki çocuğu öldürmeye çalışırsa diyecektim de. Bu çocuk burada jeneratörü tek başına yapıyormuş. Ha, tekli bir jeneratörmüş. Base'i salmış. Base'i salmış. Bir Lerino'dan beklenmeyecek hareketler. Beni kovalamaya bıraktığı için saldım ben de orayı. Şöyle bir ona yardımcı olmak istiyorum açıkçası. Güzel. Bir kafasını falan çevirse, eğilse, dikkatini dağıtsak güzel olur diyecektim. İki tane paleti kırdım. Bir sonrakinde öleceksin Kate. Kate'in ölümünü izleyin arkadaşlar. Kate'in ölümünü izliyorsunuz şu anda. O paleti kafasına yediği takdirde direkt bayılacak. Bizimkiler jeneratör yapıyor size. Kate'i izleteceğim.
arkamdaki jeneratöre dönebilirdim diyecektim. Oo, bizim çocukları da kaldır. Tamam, ben buradaki jeneratöre döneyim. Trollemeyi bırakalım. Jill jeneratörünü bitirdi. Direkt olarak kapıya geldik. Şimdi Kalsen'in 3 tane avantajı, hatta 4 avantajını da biliyoruz. Dayanıklısı var, kibiri var, ruh öfkesi var ve çıkmazı var. Bu dörtlü combo ile girmiş. O yüzden Noed ihtimali yok. En azından Noed yemeyeceğimizi biliyoruz arkadaşlar. Bu kapıyı 99'ladım. Beni iyileştirsin. Hatta beni iyileştirmesin ya. Hatta bu çocuk da öldü zaten. Biz direkt çıkalım. O çocuğu almamız herhangi bir şekilde mümkün değil. Tamam, Jill de buraya gelmiş. Gel. Gel gel. Gel yürü. Mendilini falan yapmana gerek yok. Tamam arkadaşlar, güzel. 3 escape'imizi aldık. Gayet güzel. Herkes yapması gerekeni yaptı arkadaşlar. Güzel bir şekilde jeneratörlerimizi hızlıca bitirdik ve maçımızdan escape'imizi aldık. 57k puan kazmışım. 1 pip ilerlemesi almışım ve takımın falan her şeyin avantajları zaten hepsini saymıştık sizlere. Mori almış. Mori atmadı bu arada. Son adamı da hook'a asarak oyunu bitirdi. Güzel bir şekilde maçımızı tamamladık. İkinci maça geçiyoruz. Let's go. Okey, ikinci maçımıza girdik. Şansımıza kapalı map geldi sizlere. Kapalı map'te göstermek istiyordum arkadaşlar. Zaten bu ilde kapalı maplerde yine güzel bir şekilde verim alacağız. Bu arada yani birkaç tane maça girdim bu yeni yama geldiğinden beri. Kimse yeni katili oynamıyor ya. Yeni katili beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Sizlerin yeni katil hakkındaki yorumları ne? Bak yine yeni katil değil. Bu Teredius Clown'un mu? Kimin bu? Ghostface'in. Yani kimse oynamıyor Ghostface'de. İyi jumpscare'yeceğiz bu mapte. Gerçekten. Ghostface'e karşı. Tamam, bu çocuk bak orada kovalanıyor. Ben ona bir yardım mı etsem diye bir düşündüm. Elimde fener var. Şöyle peşinden gideyim mi ya? Birazcık oyunda eğlenelim. Düştü, düşecek, düşmedi. Palet tekrardı ama buradan artık kaçarın yok ya senin. Sen öleceksin kankız. Gel şöyle senin önüne geçeyim. Durdurayım çocuğu. Okey. Onu hayatta tutabildik en azından hasar alarak. Şurada bir tane God Palet var. Ama o God Palet'i yemek istemiyordum da. Daha oyunun başı diye. Şöyle bakıyorum takım arkadaşlarıma. İki tanesi jeneratör yapıyor. O yüzden sırf mesafe açabilmek için şöyle koşacağım. Bak size bu map'in taktiğini veriyorum arkadaşlar. Dümdüz sadece koridorda koşuyorsunuz, tamam mı? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Adam zaten yetişmesi çok güç. Bütün odaları es geçiyorsunuz. Katilin size yetişeceğini anladığınız bir durumda artık herhangi bir tane odaya artık sapıyorsunuz. Ve oradaki odadaki paleti yiyorsunuz. Bu map'te bu şekilde oynamanız lazım. Sonra bu paleti yedirdikten sonra tekrardan herhangi bir tane odaya kadar koşacağım. Ve o odadaki paleti yiyeceğim. %3'lük hareket hızı bayağı bir tatlı bu arada ya. Şu an gerçekten çok hoşuma gitti. Katilin beni yakalaması inanılmaz güç oluyormuş gibi hissediyorum. Baksana çocuk delirdi. Ne yapıyorsun dostum? Kafayı yeme. Chase'den falan çıktık bir de. Bloodlust'ın sıfırlandı sanırım senin. Şunu devirdim şöyle. Hatta bir de kör edelim. Güzel. Brutus Strange var. Hayvanın gücü var bu arada. Güzel. Bak onun hala ağrısını görebiliyorum. Şöyle peşimden mi geliyor diye bakmak için paleti devirdim. Evet, peşimden geliyordu. Bıraktı. Tamam. Tekrardan paleti kaldırıyorum. Gördünüz mü? Bak ne kadar güzel bir combo, görüyor musunuz? Adam benim peşimden bıraktı mı bırakmadı mı? Sessiz bir katil. Beni takip ediyor mu etmiyor mu? Şöyle hatta bir daha nereye gittiğine bakalım istedim. Tekrardan devirdim ama Undetectable modda olduğu için Ghostface'i şu anda göremiyorum. Ghostface'in o tarz Undetectable modunda auralarını göremiyorsunuz. Orada dikkat etmeniz lazım tabii ki. Aa, geldi bizi izliyor. Oh Mario. Ben iyi stalklandım. Benim yıllanıp hasar yemem lazım tekrardan. Benim heal'ımı bitirir misin? Fang'le ben şu anda aşırı fazla stalklandık. Oh, Fang hatta işaretledi. Ben Fang... Oo, ben de işaretledi. Öldüm. Evet, demiştim size. Bir tane hasar almam gerekiyordu ama çocuk beni stalklamayı başardı. Orada fena stalk yedik ya. Enti. Heal'ıma yardım et. Aha geldi. Geldi, yine stalkluyor bizi. Geldi, yine stalkluyor. Benim heal'ımı bitirsene. Dostum sen adamsın ya. Sen adamsın ya. Geldi. Şunu moddan çıkarın ya. O Rebecca'yı şimdi işaretledi. Rebecca'yı korumak istiyorum. Bu arada ne bu hareket hızı adamdaki? Sanırım şey var. Birini sokladıktan sonra %5 hareket hızı kazandıran mor beklentisi var. Ghostface'in sanırım ondan almış. Çünkü sok attıktan sonra bayağı hızlı bir şekilde çocuğun üzerine gitti. Rebecca'yı kaybettim. Oo, Rebecca'yı grappledi bile. Nereden çekti onu acaba? Şöyle şurada bir fener tutsam. Şurada bir tane daha. Ve bir tane daha. Acele fenere karşı arkasını dönen katillere bayılıyorum ya. Kafasına yemek yerine arkasını dönüyor. Çok tatlılar ya. Gel. Bana mı geliyor acaba şu anda? Evet, bana geliyor. Tamam, güzel. Moda bak, gördünüz mü? Bak map'te sadece dümdüz koşuyorum abi. Zaten dikdörtgen map. Yani nereye kafana çarpabilirsin ki? Nerede hata yapabilirsin ki? Moda girip var ya, beni öldürebilir bu çocuk. Bu çocuk moda girip beni öldürebilir. O yüzden şurada bir şöyle paleti kafasına devirdik. Bir de kör ettik. Bir de bir tane daha kör edeyim. Edemedim. Olmadı arkadaşlar öyle bir şey. Şurada bir tane paletim var.
palette. Hop hop. Oh no no no. Beni yine işaretledin ama sen. Hiç hoş değil kankam bu durum. Ben böyle oynamak istemiyorum. Bunu devireceğimi düşünmesi lazım. Çünkü işaretliyim zaten. Bir daha. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu. İşte bu. Çocuğu iki defa üst üste kandırdık. Onu içeride bırakıp palet devirip dışarı çıkabilirim bu arada. Çok fazla blood dust aldın. Kayarmış gibi. Dümdüz oynayarak öldürdü beni. Tamam, iki tane janitör bitti. Güzel. Güzel. At at T-Bag'in. At at. Sıkıntı yok. Ben ölüp ölmemeye bakmıyorum. Güzel bir oyundu. Güzel chase attık ve ben takım arkadaşlarıma janitörleri rahat rahat bitirtiyorum şu anda. Benim için önemli olan bu. O aşağıdan bir de bana güvence bastı. Kral ya. Kral ya. Rebecca ya. Hadi camp'le. Hadi gel camp'le bir de. Hadi. Aynen. Bak dolaplara dostum. Dolaba bakarmış gibi. Camp edasıyla. Yalnız şu an takım olarak hata yapılıyor. Çünkü kimse janitör değil. Bak Rebecca efendi geldi, güvenceyi bastı gitti. Çocuk delikanlı gibi oradaki janitöre oturdu. Bu iki enayi burada hasar yedi. Heh, beni al ki öleyim ben ama. Al. Al beni ki öleyim ben dostum. Al. Bana doğru bakarak alırsa bir flash save. Okey. Benim bana bakarak almadı. Ben artık buradan uzuyorum. Benim şovum bitti abi. Delikanlılık buraya kadar. Artık uzayacağız. Daha fazla üzerimize dikkat çekmeden sessiz sakin bir yerde takılarak hayatta kalmaya çalışacağım. Herhangi birinin sol statülerde kovalandığını görene kadar gerçekten şu köşeyi salmayacağım. Ve nereden gelirse katı o taraftan tersine doğru kaçacağım. Gelsenize buraya. Heal'lanalım. Gel sen gel. Orası hiç safe değil dostum. Orası hiç safe değil ki. Beni bir heal'layın bakayım. Abi bak köşeyi göremiyoruz. O çocuk buradan bir anda zıplarsa öleceğiz ya. Tamam, Rebecca kovalanıyor. Rebecca'yı gördük. Rebecca'nın hangi janitör yaptığını biliyorum çünkü Perk'i yine az önce sayesinde kaçarken görmüştüm. Şu aşağıdaki janitörü yapıyor. O yüzden ben de oraya gideceğim. Onun yarım bıraktığı işi devam ettirmek istiyorum. Bir anda önüme çıkarsa patlarım ya. Sen gitsene önden. Sen gitsene. Önden git önden. Şu merdivenden insene. Git bak bakayım orada katil var mı? Gitten. Kobe farem. Aferin. Aferin. Babay farem benim ya. Fengim ya. Ne yapmam istiyorsun? Oo. Aha stoklu oradan. Stoklu oradan. Gördü bizi. Geliyor. Rebecca'yı da stoklayacak. İki tane grid bastım. Adamın yanında jenitör yapıyoruz. Aa, vurdu ona be. Oğlum hadi lan. Yetişmeyecek Rebecca. Rebecca yetişmeyecek. Şu an bana kızıyorsun belki içinden ama yetişmeyecekti dostum. Gerçekten yetişmeyecekti. Uzayalım buradan. Exhaust'un bitmesi lazım. Bitkinliği hemen azaltmalıyız. Aşağıdaki janitör çok hızlı. Rebecca'yı fena darlıyor ama herhalde. Rebecca'ya yardım etmek istiyorum o janitörü bitirmesinde. Rebecca. Çok heyecanlı burası. Burası heyecanlı. Rebecca burada kovalanırken ben geldim oturdum. Benden nefret ediyor. Benden nefret ediyor. Benden zaten nefret ediyordu. Daha çok nefret ediyor artık. Bıraktı beni. Okey. 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 Orası hala en hızlı jeneratör. Hiçbir sıkıntı yok. Of öldü ya. Stoklanmış. Onu asmaya götürürken bitirdim. Hadi oğlum. Tamam. Güzel. Kaldırdı. Hemen ben geçiyorum oraya devralıyorum. Hop 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 hop. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu jeneratörü tutacağım. Sonra karşı pencereye doğru koşmam lazım. Nereden gelir? O kapıdan mı gelir? Bu kapıdan mı gelir? Hadi ya. Biri de benimle birlikte bir şey yapsın. O Rebecca'yı düşürttüler. Harika. Ben bu jeneratörü bitiririm. Ölümüne bitiririm bu saatten sonra. Yeter kaçsınlar. Bana dönecek. Bence Rebecca'yı kovalamak istemez. Evet bana geldi. Bitirdim. Noe diyecek miyim? Ne olur kafama Noe demeyeyim. Hak ettim biliyorum ama yemeyeyim ya. Hak ettim biliyorum ama yemeyeyim. Lütfen. 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 Bana Noe'yi vurmasana. Oh adamsın. 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 Noe'din yok. Delikanlısın. Tamam. Diğer 3 kişi kaçarsa benim için word. Tekrardan bak. Burayı iyi bir yüzeyeceğiz. Şu an bitkinlikteyim ya. Bak %3 hareket hızını alamıyorum ya. Hay senin korku tellalına be dostum be. Şu odaya yetişirim. Şu odaya yetişirim. Odadaki palette dönüp kendimi karşı pencereye atarsam hayatta kalabilirim. Oo yetişecek. Hayır. Lütfen. Yetişemedi. Stunladığım için koşabilirim. Tamam güzel. Nereden geliyor? Peşimden mi geliyor? Nereden geliyor? Görebiliyorum. Perk sağ olsun. Atlama fake'i. Helal. Hayır. Biri bana yardım etsin lütfen. Bu paleti kır. Paleti kırman gerekiyor dostum. Dedem! Dedem koruyun beni. Koruyun beni. Kaçayım şu oyundan lütfen. Çok güzel oyun. Vallahi kaçıyorum galiba. Bu kapı mı açık? Açık olan kapı bu olsun. İşte bu ya. İşte bu ya. Ya ya var ya. Ya mükemmel ya. Çok iyi oynadık ya. Çok güzeldi. Var ya tam map'i
tam gelmemesi gereken katil. Adamı öyle güzel counterladık ki o palet şeyiyle, görüşüyle falan filan. Mükemmeldi ya. Vurma bana. Hayır, ben bu oyundan garanti kaçacağım. Çok güzel maçtı. Çok güzel maçtı. Aşırı eğlendim ya. Exhaustken gerçekten Perk'in çalışmaması bayağı sıkıntı. Korku tellalı yüzünden az kalsın ölüyordum. Adam onunla kill alabiliyordu. Ama kaçma yaşlarda 49k puan aldık. 1.5-2 pipe çok yakın pipe aldık ve gayet güzel bir sonuçla maçımızdan ayrılıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok keyifliydi. Bu arada bakın, size dediğim eklentiden varmış gerçekten. İşaretledikten sonra %10 hareket hızı kazanılıyormuş. Orayı da doğru okumuşuz. Gayet güzel, çok tatlı bir maçtı. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bu build'i nasıl buldunuz? Yeni gelen avantajlar bence gayet güzel. Biçilmiş kaftana da bayıldım. Sorun gidericiye de bayıldım. Server tarafında gelmiş olan avantajlar gerçekten benim çok hoşuma gitti. Özellikle sorun giderici ve her şeyin bir bak kombosunu gerçekten çok sevdim. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Bu avantajlarla yapılabilecek farklı güzel build'leriniz varsa mutlaka yorumlar yazın. Benim elimde güzel bir Can Rush build'i var. Onu yine bir sonraki videoda yapmaya çalışacağım. Fakat sizlerden daha güzel öneriler gelirse belki onu öne sokarım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.